Fazla mı durgunsunuz? Fazla mı suskunsunuz? Futbolun piyasa kurallarına göre mi, yoksa futbolun size göre doğrularına göre mi tavır alıyorsunuz? Bana göre doğrularına göre tavır alıyorum. Durgun ve suskun olduğum doğru. Esas itibariyle futbol piyasamızı göz önüne aldığımız zaman tam böyle aykırı demeyelim ama çok doğasına pek uygun olmadığımı söylemekte uygun. Şöyle bir herhalde içgüdüsel bir davranış bu. Çünkü değiştirmek çok kolay bir şey değil bunu. Ben kendimi işle tarif etmeyi seven bir insanım. Bunu başarabilirsem eğer, bunun kalıcı olduğunu düşünen bir insanım. Ne tip olursa olsun bir takım yöntemler kullanarak bir takım şeyleri benim düşündüğümün dışında doğal olmayan şekilde anlatmanın doğru olmadığını düşünen bir insanım. Kendimi böyle tarif etmeye çalışıyorum, işimle tarif etmeye çalışıyorum. Ve yaptığım işin de sağduyulu insanlar tarafından kısa dönemde olmasa da aklı selim, ülkenin bu anlamdaki aklı selimine ve sağduyusuna inanıyorum. Futbol kamuoyuna inanıyorum. Hep böyle hareket ettim. Bundan sonra da böyle hareket etmeye devam edeceğim. Bunu değiştirme şansım yok çünkü. Hem kendimin hem ekibimin yaptığı işlerin umut ve sabırla bekleyerek bir dönem söylediğim gibi insanlar tarafından kabul göreceğine olan sarsılmaz inancımla beklemeyi ve kendimi bu şekilde tarif etmeyi düşünüyorum. Böyleyim, değişme şansım çok fazla değil. Bir bölüm seyirci de kulübenin kenarında hoplayan, zıplayan, haykıran bir Aykut Hoca'yı istiyorlar gibi bir hava var. Bu da yapanlara, sizin doğrularınıza ters herhalde. Yani bu yapısal olarak çok doğru değil. Teknik olarak da aslında bu çok doğru değil. En azından benim bakış açımdan. Bunu yapanlara değil lafım, lütfen yanlış anlamasınlar. Evet. Bunu yapanlar, mesela bu konuyla, bu şekilde kendini tarif edenler zaman zaman ekranlarda daha sadece Fenerbahçe'de değil, başka takımlarda çalışırken de bu şekilde olmamam gerektiği konusunda söylediler. Ama ben onlara o şekilde olmama gerektiğini söylemiyorum. Bu onların kendi tavırlarıdır. Saygı gösteriyorum. Ama ben neden böyleyim? Birincisi yapısal, bunu ikincisi... Bunu söyleyen Fenerbahçe taraftarları ikincisi, da var ama. Şunu bilmeli, Fenerbahçeliler de şunu bilmeli. Orada sakin bir şekilde, en sakin olması gereken insan teknik direktördür. Hem oyunu okuması gereken, oyundaki yanlışları, bakın tekrar çapına göre, Aykut Kocaman'ın olarak söylemiyorum bunu, bir teknik direktör olarak öyle olması gerektiğini düşünüyorum. Teknik direktör, tribündeki, saha içindeki karmaşa ve kargaşanın dışında tam anlamıyla sakin olması ve oyunu seyretmesi gereken, tam anlamıyla seyretmesi gereken kişidir. Aslında teknik olarak da doğru olduğunu düşünüyorum bunun. Sadece yapısalın dışında doğru olan da bu olduğunu düşünüyorum. Peki, 3 yıl önce mi sportif direktördünüz hocam? Evet, bu 4. yıl Fenerbahçe'ye girişim. 3. yıldır da teknik direktörsünüz. Sportif direktör Aykut Kocaman, teknik direktör Aykut Kocaman'ı beğeniyorum. Doğrularını nerede buluyor? Yanlışı varsa nerede şey yapıyor? Sportif direktör... Aykut Kocaman sportif ama direktör. Ama şunu şöyle bir şöyle bir koyalım, bir sınır çizelim. Ondan sonra sportif direktörlüğün Türkiye koşullarında tam anlamıyla yerleşmiş bir yer olduğunu bilmiyor. Yerleşmediğini biliyoruz. Kesin. Türkiye'deki koşulları altında mı konuşalım? Yoksa gerçek bir sportif direktörün... çerçevesi, görev sınırları içinde mi söylüyorum? Öyle aslında hangi doğru olur? Bakışıyla sportif direktör Aykut Kocaman, teknik direktör Aykut Kocaman'ı beğeniyorum. Sorun mu? Aslında eksik olan taraf şu, Sayın Büyük Ağa. Çok güzel bir soru, çok teşekkür ederim. Gerçekten çok çok güzel bir soru. Bana ait doğru değil, soru. Çok yakından tanıdığınız birine ait. Kimse de tebrik ediyorum, çok güzel bir soru. Eksikleri var. Sportif direktör Aykut Kocaman olarak, teknik direktör Aykut Kocaman'a baktığım zaman, 2 senelik periyoda baktığım zaman, 2 senenin içinde geçen seneki anormal durumu da normalleştirerek söylüyorum. Normalleştirerek söylüyorum. Sportif anlamda bir ilk sezon kazanılmış bir şampiyonluk var. Onun dışındaki 3 kulu var, 2 kulu var, sıkıntılı. 28 yıl sonra gelen bir şey var. İkinci sezonda buhranları bir tarafa atarak, sadece sportif tarafıyla bakarak ve kadro yapısıyla söylüyorum. Fenerbahçe belki tarihinde, yakın tarihinde en azından futbolcu satarak sezona girdi. Futbolcu olarak değil. Son dakika kiralık ve Bienvenu transferiyle girdik.
futbolu satarak girdiğimiz bir sezonda. Ligin son maçının son saniyesine kadar şampiyonluğu kovalamış bir takım. Hani başka tarafında söylemiyorum, sadece sportif anlamda söylüyorum bunu. 28 yıl sonra gelen, 30. yılında bir kupa. Sportif anlamda bakıldığı zaman belki %100 dememek lazım ama %90 anlamında doğruya daha yakın gözüküyor. Teknik direktör Aykut Kocaman'ı beğeniyor. %80, %90 anlamında daha doğru olduğunu düşünüyorum. Buraya bir ilave yapmak lazım. Evet. Şu ilaveyi sadece sportif anlamda değil. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın aslında bir veya iki tane aşağıdan oyuncuyu artık kadronun içine doğru itmesi lazım. Ancak geçen seneki psikolojik faktörler, o buhranlı sezonun arasındaki psikolojik faktörler bu konuda benim altyapıya karşı özellikle bakışımı çok şey yaptı, etkiledi. O konuda izleyici soruları varsa çok net etkiledi. Soracağım onları. Tamamen mesaimin büyük çoğunluğunu A takım sorunları, hem iç sorunları hem dış sorunlarıyla geçirdim. En büyük sıkıntı aslında bence bu. Hocam şimdi tabii... Geçen hafta Serdar Ali Çelikler bir yazı yazdı. Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman'ı ve Alex'i şey yaparak 3A gitmeli dedi. Nasıl karşıladınız? Yazının içeriğinden haberdar değilim. Evet. Ancak bu kısmıyla haberdarım. Bunu biliyorum. Eğer yazının içeriği de gitmeli, gerekçeleri gitmeli sıralamış, diye uzunca kalıyorsa, bir yazı tabii şey yapamıyorum. En başta ben kriterimi koydum zaten bu konularda. Evet. Bu bir eleştiridir. Performansa bağlıdır. Aziz Yıldırım'ın performansı da eleştiriye tabidir. Evet. Aykut Kocaman'ın performansı da eleştiriye tabidir. Evet. Alex'in performansı da eleştiriye tabidir. Bu bir eleştiri sınırındaysa saygı duymaktan başka hiçbir düşüncem yok. Hocam. Peki siz dahil Fenerbahçe'den son birkaç yılda siz halen işin başındasınız. Dağımlar geldi, Aragonesler geldi, diğerler geldi. Hocalar gelip gidiyor. Hocalar değişiyor. Ama Selçuk Şahin bu hocaların gözünden hiçbir şekilde hiçbir zaman düşmüyor. Ve her hoca değer veriyor Selçuk Şahin'e. Ama nedense Selçuk Şahin'le Fenerbahçe seyircisinin yıldızı bir türlü barışmıyor. Evet. Burada bir çelişki çok yok mu? Büyük bir hocalar ikilem. Hiç bırakmıyor. Evet. Seyirci hiç tutmuyor. Hocalar hangisi? Yavaş yavaş aklımıza geldikçe sayalım. Dağım var. Ya Hiddink var bunun içinde. Evet. Dağım var. Hiddink var mı? Yok. Milli takımda. Ha, milli takımda. Milli takımda Hiddink var. Dağım var. Aragonés var. Aragonés var. Zico var. Zico'da da var. Evet. Zico var. O kadar. Yanımda var Selçuk'un oynadığı maçlar ve sayıları var. Evet. Hemen hemen her antrenör zamanında oynamış. Eğer burada bir çelişki varsa tekrar futbol iklimine dönüp futbol iklimini anlatmaya çalışmakta fayda var. Hayatlarını futbola vakfetmiş, futbolun içinde yaşamış bu insanlar bir takım oluştururken ve takım kimyası oluştururken bir takım oyunculardan vazgeçemiyorlarsa, bu Selçuk özelinde söylemiyorum bunu, diğer oyuncular için de geçerli bu, veya bir takım oyuncuları tercih ediyorlarsa bunun bir takım nedenleri vardır kendince. Evet, taraftar, seyirci, bu zaman Fenerbahçe seyircisi dahil sahada top tekniği çok yüksek, sürekli hücumu düşünen, hani çok klişe bir tabir, benim sevmediğim tabir ama dikine oynamak diyorlar ya bizde. Evet. Hep dikine oynamak, yani bu, ama 11 tane bu tip oyuncuyu yan yana getirdiğiniz zaman bu sefer sonuçlara yansımıyor bu. Yani bu tip oyuncular yan yana geldiği zaman sonuç olmuyor. Bu kadar antrenör ve benim içinde bulunduğum antrenör değer veriyorsa ben de hem seyircimizden ve hem seyircilerden ve taraftarımızdan ve taraftarlardan şuna beklerdim. Ya bu insanların da bir bildiği var herhalde. Buna bizim de biraz saygı göstermemiz gerekiyor. Bu futbol ikimi ve antrenör takımı derken zaten buraya doğru götürmeye çalışıyorum. Anlatmaya çalıştığım bu. Selçuk, şöyle söyleyeyim, hemen bitireyim konuyu. Evet. Yo, bitireyim. Savunma refleksi. Evet. Bu iş bütün sporların temelinde savunma vardır. Evet. Savunma kaleni savunmak değildir sadece. Bu savunmayı üçüncü bölgede de yapabilirsiniz, ikinci bölgede de yapabilirsiniz, birinci bölgede de yapabilirsiniz. Ama ne yaparsanız yapın, masa tenisi de oynasanız, güreş de yapsanız, pimpon da oynasanız, işte tenis de oynasanız, ne yaparsanız yapın, savunma yapmadan spor yapamazsınız. Zaten mağlup olursunuz. Savunma refleksi en gelişmiş oyunculardan bir tanesi. Hem ofansta hem hücumda uzun boyuyla takıma çok büyük katkısı olan oyunculardan bir tanesi. Ve Fenerbahçe taraftarı da,
ve tarafsız futbol severlerdi. Selçuk'a şöyle bir baktığı zaman, Selçuk'un oynadığı maçlarda Fenerbahçe'nin kazanma yüzdesinin de daha yüksek olduğunu mutlaka göreceklerdir. Hocam 3 Temmuz süreci patladı. Bir anda Andre Santos, Niak, Lugano ve oynatmaya bile fırsat bulamadığınız Emenike kadronuzdan ve elinizden uçup gitti. Böyle baktığınızda elbette gidişleriniz çok üzüldüğünüzü biliyoruz. Yerini doldurmakta zorlandığınız birisi oldu mu ya da hepsinin yerinde zorlandık mı diyorsunuz? Yani hepsi çok değerli oyunculardı. Gerçekten değerli oyunculardı. Bir tanesi Brezilya milli takımının sol beki. Giderken öyleydi yani, oynuyordu. Büyük bir sakatlık geçirdi orada da. Ondan sonra sıkıntıya yaşadı. Bir tanesi Uruguay'ın milli takımın kaptanı ve kupayla, o yaz kupayla gelmişti biliyorsunuz. Güney Amerika şampiyonu olmuştu Uruguay. Bir diğeri Niang, Senegal milli takımının kaptanı. Evet. Yani Fransa'nın defalarca en fazla gol atan oyuncusu olmuş. Bir tanesi Emenike'ydi. Hepsi çok değerli oyunculardı. Bu soruya tersi bir yanıt verirsem çok spekülatif olur. Evet. Zaten öyle bir şey de düşünmüyorum. Evet. Hepsi çok değerli oyunculardı. Burada beraber olmalarını isterim. Ya da ayrılacaklarsa da Fenerbahçe'nin futbolcusunu satmak zorunda kaldığı değil, ayrılmaları gerektiği zaman ayrılmaları benim için daha iyiydi. Çünkü o dönem aslında yani onların satışı aslında bütün geçen seneyi anlatıyor. Evet, doğru.